Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi ile ilgili yeni bir ipucu paylaşıldı. Bunu size anlatacağım. Zeynep'in yakında düğün gecesi çantasında bulduğu mektupta yazanlarla ilgili bazı şüpheleri olacağı söyleniyor. Hatırlarsanız bu mektupta Halil'in Aslanlı ailesinin tüm mallarını hileyle aldığı yazıyordu. Anlaşılan Zeynep yakında Halil'in Aslanlı topraklarını Fabrikayı ve çiftliği dürüst bir şekilde satın aldığı ortaya çıkacak ve bunu öğrenecek. Zeynep'in bu durumu şimdiye kadar sorgulamaya başlaması gerekirdi zaten. Çünkü Zeynep daha önce tepecilerden borç para almış, bu adamların babasını da dolandırdıklarını söylemişti. Zeynep artık mektuptan Halil'e söz etsin. Zeynep ve Halil kavga etmek yerine yaşanan olaylar hakkında sakince konuşmalı. Zeynep ve Halil daha fazla kavga etmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın. Tülay Songül ile savaş açtı. Kolyeye düşünce hepimiz heyecanlandık. Maalesef Songül Tülay'ın kolyeyi tam anlamıyla görmesine engel olacak. Tülay ve Songül'ün tartışmasının cezasını Zeynep çekecekmiş gibi görünüyor. Çünkü Songül şeytanı kötülük yapmakta adeta dur durak bilmiyor. Halil Zeynep'in kendini Zeynep Fırat olarak kabul etmesini istiyor. Halil Zeynep'in telefonun şifresini daha bilmek istiyor. Halil ayrıca Zeynep'in kocası için yemek yapmasını ve sürekli olarak Halil ile ilgilenmesini de istiyor. Halil her şeyi babasının vasiyetini yerine getirmek için yaptığını söylüyor. Ancak Halil Zeynep'i canından vazgeçecek kadar çok seviyor. Zaten Halil Zeynep'e bakarken adeta içi gidiyor. Halil ve Zeynep aşkı için yorumlarınıza kalp imajısı koymayı unutmayın lütfen. Zeynep sürekli olarak Halil'in isteklerini yerine getirmeye başlayacak. Zeynep'in davranışları Tülay'ı memnun ederken Songül şeytanını sinirlendirecek. Çünkü Songül Zeynep'in Halil'i etkilemeye çalıştığını düşünecek. Songül bir kez daha kötülüklerine başlayacak ve Zeynep'e zarar vermek isteyecek. Zeynep'in başı derde girdiğinde her zaman Halil gelir ve Zeynep'i kurtarır. Belki de Halil bu şekilde Zeynep barışmanın yollarını bulacak.